İngiltere'deki bu son gelişmeleri aktardı efendim. Şimdi hemen stüdyomuza dönüyoruz. Stüdyomuza kıymetli bir konuğumuz var. İstanbul Kapital'den Serkan Tunç bizimle birlikte. Merhaba. Serkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, şöyle ortalık karışmış durumda. Yani biraz tabii hem yurt dışındaki küresel tarafta biraz haberlerin bu yönlü gelmesi. Evet. Aynı zamanda da yurt içindeki birçok gelişme TL varlıkları negatif etkiliyor maalesef. Genel hatlarıyla öncelikle sizden şöyle bir bu haftanın yorumunu alayım mı? Neler baskılıyor? Evet, bu hafta jeopolitik gelişmeler direkt baskılıyor ve artı koronavirüsünün dünyada oluşturduğu satış baskısı diyelim. TL varlıklar üzerinde de negatif etkide bulunuyor. Açıkçası gelişen pazarlara biraz daha negatif etkisi oluyor. Tabii bizim üzerine artımız var. Son Suriye olayları, verdiğimiz şehitler ve bununla beraber Suriye ve Rusya tarafından bize oluşturulmuş bir gerilim var. Yani baktığınızda CDS'ler tarafında baktığınızda da aynı gerilimin etkilerini yükselişle görüyoruz. Jeopolitik risk, ciddi bir yükseliş var. Türkiye'nin savaşa girme, yani Suriye ile bir savaşa girme durumu söz konusu olabilir mi, olamaz mı tartışıyorlar. Olabilir yönünde pozisyon alıyorlar açıkçası. Bununla beraber TL varlıklarda özellikle TL'nin değeri konusunda yaklaşık Ocak ayının ortasından beri zaten artan bir dolar endeksini görüyoruz. Dolar endeksinin etkisiyle yaklaşık %3'lere varan bir artışın etkisiyle TL'de değer kaybetme söz konusu oldu. Tabii dolar endeksinin oluşturduğu ivme ile yurt içi piyasada da biraz dolarizasyon etkisi ve aynı zamanda dolarizasyon etkisine sebep olacak şirketlerin de döviz pozisyonlarını biraz daha güçlendirme. İşte bireyler hane halkı tarafında dolar acaba yükseliyor mu, tekrar bir sıçrama mı olacak şeklinde pozisyonlarını koruma veya yeni pozisyon açma noktasıyla da TL varlıklarda gerileme görüyoruz. Bununla beraber işte tahvil faizlerinde yükselişler hepsi tıkır tıkır mekanizma işliyor diyelim. Mekanizma tamamen TL varlıkların negatif yönde, evet, aleyhine diyebiliriz evet. Aslında genel. Ancak şimdi uzun bir süre fiyatlamasından da korkuluyor. Çünkü dün borsa özellikle satışlar almıştık. Hı-hı. Yabancı yatırımcıların dikkatini çekmek gerekir derken biraz daha yükseliş için, hı-hı, yükseliş hikayesi için tam tersi yönünde olmaya, evet, başladı. Özellikle Borsa İstanbul'a böyle 120 bin, 121 bin seviyesinde giren yatırımcılar için nasıl bir değerlendirmede bulunmak istersiniz? Şimdi finansal piyasaların temel algısı şudur: belirsizliği sevmezler. Kötü olsun, onu fiyatlayabilirler. İyi olsun, onu fiyatlayabilirler. Ama belirsizlik noktası finansal piyasalar için kötünün daha kötüsü pozisyonunu alma ihtiyacı oluşturur. Çünkü kötünün ne kadar kötü olabileceğini bilirseniz ona göre ne kadar zarar edeceğinizi bilebilirsiniz. Ama kötünün daha da kötüleşmesi ihtimali de varsa, ki buna belirsizlik diyoruz, bu sefer bunun adı paniktir. Finansal piyasalardaki oyuncular belirsizlik pozisyonunda panik pozisyonu rolü alırlar. Ve burada da hızlı satışlar oluşur. Şimdi 121 binlerden, 122 binlerden borsaya girmiş yatırımcıların bir kere öncelikle zarar, hani stop loss noktasına ulaşmadan önce şunu görmeleri lazım: Türkiye ile Suriye arasında bu gerilim bir savaşa dönüşecek mi? Onu anlamaları lazım. Türkiye kolay kolay savaşa girebilecek bir ülke değil. Bunu bir kere anlamamız gerekiyor. Yani karşımızda Rusya var, Rusya gerçeği var. Yani artık Suriye ile değil, Rusya ile savaşmış olursunuz. Bu önemli bir detay. Baktığınızda şehitlerimiz oradan tahliye edilirken bile hava sahasını açmayan bir Rusya var. Yani biz aslında Esed'le muhatap değiliz, ya da adı neyse Esad'la muhatap değiliz. Karşımızda Kremlin'le muhatapız ve aslında şu anda düşmanca hareketler Kremlin tarafından geliyor. Ve Kremlin siyasi olarak baktığınızda Türkiye'nin yanında olan Özgür Suriye ordusunu terörist olarak ilan etmiş. Bugünkü yapılan açıklamalardan da onu görüyorsunuz. Yani İdlib'de Suriye güçleri ve Rus güçlerine karşı saldırıları yapan İşte teröristlerin İdlib'den arındırılması gerekiyor. Aksi halde biz İdlib'e saldırıya devam edeceğiz. Türk gözlem noktasına da devam edeceğiz. Evet, açıklamaları var. Yani onlar vazgeçmiyor. Baktığınızda aslında siz bir ülke toprağında bu operasyonları yapıyorsunuz. Yani ne için yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki benim ülkeme çok fazla zarar veriyor oradaki düzensizlik. Bundan dolayı diğer tarafta, Suriye tarafında diğer gelişmeler de var. Ne kadar doğru teyit edildi mi ondan haberimiz yok ama Suriye'nin bu YPG güçleriyle de anlaştığı konusunda gelişmeler de var. Bunlar da tabii ki negatif etkiliyor. Şimdi
kümülatifte şuna bakacak olursak, hatırlarsınız 2018 rahip krizinde de olduğu gibi, evet tansiyon çok yukarıya çıkabilir ama Türkiye yaşayan bir ülke, yaşayan bir organizma, bir müzakere yoluyla çözüm noktası sonuna kadar denenecektir. O yüzden müzakere yoluyla çözüm noktasının halen var olma ihtimali söz konusuysa, panik satışında stop loss'a gitmemelerini tavsiye ederiz yatırımcıların. Evet belli bir seviye ama Türkiye'yi yaşayan bir ülke. Bunun dışında fırsatlar da oluşmaya başladı. Evet. Sabahtan beri benim telefonlarımın susmadığı noktalar var. Birçok tekstilci Çin'den kaçan Avrupalı ve Amerikalı üreticiler Türkiye'deki tekstilcilerin kapasitelerini kapatmak istiyorlarmış. Kârlılığınız %50 artmaya başladı dediler yani aşağıdan yukarıya. Şimdi bunun da pozitif etkileri de var. Yani Türkiye'yi yaşayan bir organizma, bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Dünya ile entegre olmuş bir reel sektörümüz var, bankacılık sistemimiz var. Yani bir Suriye'de ufak bir gerilim oluştu diye panik yapıp… Savaş çıkacakmış gibi değil mi? Ya, savaş çıkacakmışı da boş verin. Sanki savaş çıkılıp her şey yok olacakmış gibi. Evet. Pozisyon almak kime kazandırır? Sabırlı buna bu pozisyona göre satış yapmak acemi yatırımcıya kaybettirir, sabırlı yatırımcıya para kazandırır. Yani baktığınızda son bir ayda %10'un üzerinde artış gösteren bir borsayı görüyoruz. Yani Ocak ayı içerisinde. Dolarda da o kadar büyük bir hareketlenme ve dalgalanma yok, oynaklık yok. Hı hı. Yabancı tarafında aslında işler o kadar da negatif değil. Evet. Yabancı tarafında işler o kadar negatif değil. Bu algıyı da iyi anlamamız gerekiyor. Yani yabancıların bir borsada yıllık beklentisi, yıllık dolar bazlı olarak %20 ila 25 bazındadır. Şimdi oynaklığını siz, dövizin oynaklığını olabildiğince stabil hale getirdiğiniz bir ekonomide yabancılar borsanızda her türlü atraksiyonu rahatlıkla yapabilirler. Şimdi en büyük sorunumuz Türkiye riski sorunu. Türkiye riski sorununun en büyük noktası da Suriye. Suriye'de işler o kadar da kötüye gideceğine ben inanmıyorum açıkçası. Yani bunun kötüye gitmesi hükümet açısından, siyasi açısından bir fayda sağlar mı, sağlamaz mı noktası ayrı bir konu. Yani ekonominizi düzeltmeye çalıştığınız bir yıl Suriye'de savaşa girer misiniz? Uzun sürecek bir savaşa girer misiniz? Ve Rusya ile savaşa girer misiniz? Ayrı bir nokta. Ama bir yerde bir şekilde bir anlaşma olacağına da inanıyorum. Evet. Yani çok karamsar bir tablo oluşacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet. Peki Serkan Bey, ben aslında şimdi bu bölümde biraz daha sözel, sonra diğer bölümde böyle teknik seviyelere de özellikle değinmek isteyeceğim sizinle. Ancak dün yapılan son değişikliklerden de bahsedecek olursak, bankacılık sektörü çok ön planda ama işte alım fırsatı artık doğuruyor mu doğurmuyor mu derken şimdi swap hamlesi geldi. Sonra Bakan Albayrak masraflarla ilgili açıklamalar yaptı. Gelir tabii burada biraz daha düşük bir seviyede gerçekleşmesi bekleniyor. Yani bankacılık üzerinden bazen peyderpey böyle adımlar atılıyor. Evet. Siz özellikle dünkü yapılan bu swap değişikliklerini, ki 2019 yılında da yapılmıştı bazı değişiklikler, nasıl piyasalara yansıyacağını düşünüyorsunuz ve aynı zamanda bu masraflar vesaire bankacılık endeksinde bir oynamaya neden olur mu? Şimdi bankacılık bilançolarına baktığımızda yaklaşık %20 bu tür komisyonlardan elde edilen gelirler var. Bu gelirler düşecek. O ayrı bir konu. Ama bu da bankacılığın faaliyet tarafında karlılığını arttırmaya yönlendirecektir. Yani şöyle düşünün, işte elma satıyorsunuz, armut satıyorsunuz, işte nar satıyorsunuz. Narın fiyatı düştüğünde siz elma satmaktan vazgeçmezsiniz. Eğer bir ödeme yükümlülüğünüz varsa doğal olarak daha fazla armut satmaya çalışırsınız. Doğru. Bankacılık tarafı da bunu yapacaktır. Yani faaliyet alanının asıl faaliyet alanına giren konularda biraz daha agresif olacaktır. Ki bankalar zaten yeterince son 1,5 yıldır bu konuda ağır hareketlerle faaliyet alanının dışından gelir elde etmeyi tercih ettiler. Şimdi biraz daha faaliyet alanıyla gelir elde edebilirler. Swap hamlesi konusu şöyle bir konu. Belki bundan 10 sene, 15 sene önce yapılması gereken hamlelerde aslında. Nedeni de şundan dolayı. Siz kendi paranızın, şimdi İngiltere, bizim Türk lirası, bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Türk lirasının değerini siz serbest piyasa dalgalı kur rejiminde Türk lirasının değerini siz aslında uzun vadede İngiltere'deki takas piyasasına bıraktınız. Şimdi takas piyasasındaki oyuncuların özelliği de şu. Elimde Türk lirası var ve birisi geliyor benden dolar almak istiyor. Ya da elimde dolar var, birisi Türk lirası vererek dolar almak istiyor. Serbest piyasa olduğu için takasta da nedir? Fiyatlar yukarı çıkar. Türkiye'nin o anki pozisyonuna göre ne kadar ihtiyacı varsa karşınızdakine. Ya bu kara borsadan bilet almaya bekler, benzer. Yani iyi koltuk
Maça çok az dakikalar kaldı, fiyatlar yukarıya çıkar. Bunun gibidir. Talep azsa fiyatlar aşağı iner. Herkes size tekliflerde bulunur işte. Kara borsadan bilet alma mantığında. Evet. Aynı uluslararası piyasalardan da TL karşılığı dolar takasları yani swap işlemleri de bu mantıktaydı. Merkez Bankası da dedi ki ya bu iş çok fazla spekülatif olmaya başladı. Yani baktığınızda zarar veriyor. Şimdi bunun mantığı da şuydu. Türk iç piyasasındaki bankacılığın çoğunluğunun yabancılarda olmasıydı aslında sorun. Hı hı hı. Yabancılarda doğal olarak yani Türkiye'de bir banka yurt dışındaki kendi grubundaki bankasıyla takas işlemi yapıyor. Türk lirası dolar karşılığı takas işlemi. Burada normal bir durum yok. Atıyorum İngiltere'deki merkezine para kazandırıyor. Burada normal bir durum yok. Kesinlikle. Zamanı geldiğinde İngiltere merkezindeki bankada Türkiye'deki şubesine para kazandırıyor. Burada da normal bir durum yok. Ama buradaki hareketler diğer tarafta da spekülatif hareketlere sebep oluyor. Yani buradaki takas oranı %10 ise diğer tarafta yukarıya çıkarmaya başlıyor. %11. Ondan sonra öbürü görüyor %12, 13, 14. 2008 krizinde 34, 30, %38'lere varan yıllık swap maliyetleri çıkmıştı karşımıza. Evet. Bu da bizim faiz olarak Türk lirasının faizine yansıdı. Faizleri mecburen arttırmak zorunda kaldık. Hani bir mekanizma var içinde. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Türk bankacılığı, BDDK da bunu ne yaptı? Dedi ki bankalar öz varlıklarının %25'iyle önce sonra da %10'uyla sınırlandırarak takas işlemleri de yapabilir. Yabancı yatırımcısının açısından şey nedir buradaki niş nokta? Bir, ben yurt dışından TL alarak Türkiye'deki piyasaya yatırım yapabilir miyim? Hayır, yurt dışındaki TL azdır, talepte bulunmak istiyorsan buyurun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası diye dediler. Burada da anormal bir durum yok. Kesinlikle. Ama bunun kötü tarafı şu, siz bir günde haber vermeyin, bir günde yapmayın bu işleri. Eleştirilen taraf da bu. Yabancılardaki en büyük sıkıntı bu. Siz oyunu çok hızlı değiştiriyorsunuz. Yani şu denmiş olsaydı, yani örnek oyun veriyorum. Oyun içindeyken değişiklik aynen. Başında değil mi kuralların belli? Tabii, olması. Kurallar aslında belli. Sen şunu diyebilirdin, Barış Pınarı Harekatı döneminde takasları, yurt dışı takas swap durumlarını işte şuna düşürdüm. Yılbaşından itibaren de şuna düşüreceğim desen burada herhangi bir sorun yok. Yabancılarda bundan sıkıntı oluyor. Yani kurallar sürekli değişiyor. İşte Türkiye riski dediğiniz şey de bu oluyor. Kuralı hemen değiştirme durumu var. O zaman da korkuyor. Bu tür şeyler planlı programlı olduğu zamanlarda kimse korkmuyor. Yani bugün Almanya açıklıyor diyor ki 5 yıl sonra işte artık yeni yapılacak yenilenebilir enerjilerin maliyeti şudur. Ben bunu öderim diyor ama 5 yıl sonra diyor. Yani peki, yarın demiyor. Böyle bu oyunu biz baştan kuralları belirlemiyor. Sanki birini cezalandırır gibi son dakika söylenmesinin bir amacı var mı? Bence burada şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Etki tepkiye göre hareket ediyoruz. Sıkıntı o. Etki tepkiye göre hareket etmememiz lazım. Yani bizim öngörerek hareket etmemiz lazım. Zaten para yönetimi dediğiniz şey de büyük öngörü gerektirir. Yani ne zaman karşımıza ne çıkar? Bunu öngörmemiz gerekiyor. Şimdi Suriye'de bir sıkıntı var. Barış Pınarı Harekatı'nda tüm dünya bir anda Türkiye'ye cephe aldı. O gün yapman kriz yönetimi açısından önemliydi ama onu o gün de yapmaman gerekirdi. Rahip kriziyle karşılaştığımız 2018'de direkt olarak evet benim uluslararası alandaki para piyasasında paramı manipüle edecek hiçbir şeye izin vermemem gerekiyordu deyip o günden itibaren yapmaya başlasaydın o zaman bir anlamı olacaktı. Kesinlikle. Bugün yaptığınızda sorun oluyor. Evet bu biraz aslına bakarsanız ne oluyor? Bizim stratejik planlama konusunda biraz daha çalışacak derslerimiz var anlamına geliyor. Yani alınacak daha çok yolumuz daha yabancıları çok, çekmek için. Tabii yabancıları korkutmamak için. Şimdi yabancı çekmek zorunda mıyız baktığınızda? Bizim öyle bir zorunluluğumuz yok aslında. Şimdi herkes para kazandığı yere gelecek. Şimdi burada para kazanıyorsa gelecek ama para kazanırken de kurallarda sürekli değişiklikler olması para kazanma ihtimalinizi psikolojik olarak düşürüyor. Evet. Yani düşünsenize mesela siz pazarcısınız, bir belediye size bir pazar yeri verdi. Sabahleyin hazırladınız yükünüzü, işte pazarda mal satacaksınız. 10 liraya bittiniz. Satıyorum malı. Sabah 8 ile 16 arası örnek veriyorum pazar yapacaksınız. Evet. Belediye dedi ki öğlene kadar dedi. Ne yaptınız? O kadar mal yatırımı yaptınız. Evet. Elinize kalan mallar ne olacak? Ya da geldi sizin ruhsatınızı iptal etti. Bunun gibi şeyler, sıkıntılar yatırımcı için, tüccar için, tacir için, uluslararası oyuncular için her zaman sıkıntı kesinlikle oluyor. Evet Serkan Bey, şimdi burada bir kısa ara vereceğiz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra Serkan Tunç'la yine buradayız efendim.